Neydi, neydi senin adı? Toplandı bari. Toplandı. Orada dur Rita. Biri bitti en azından. Aşk olsun yukarı. Aşk olsun. Şuna giriyor. Şuna bırakırım. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. İyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz. Bizi sorarsanız. Bugün dinleniyoruz arkadaşlar. Biraz gezmeye gittik. İşlerimizi hallettik evde. Balyalarımızı yaptık. Yonca balyalarımızı hayırlısıyla topladık. Kurudular güzelce. Hayvanlarımıza bakacağız arkadaşlar. Arayı açmayalım. Görüşelim sık sık. Hava da çok güzel. Kuzularımıza mısırları dolduralım bakalım. Arkadaşlar erkek kuzularımızı sattık. Tek bir tane erkek kuzumuz kaldı. Satılık. Onun da sahibi var zaten. Kısmetse ayın 15'inden sonra ya da 20'sinden sonra o da gidecek. Ne yazık ki gelen müşterileri çekemedik. Çünkü hava yağmurluydu, şeydi. Bir de bildiğiniz gibi iki tanesini kuzunun kendimiz kestik. Müşteriye ilave ettik burada. Gözünün önünde tertemiz yaptık. Şey ettik. Müşterinin talebi üzerine. Öyle. Bizde işler böyle arkadaşlar. Diğer ikisini gelip aldılar. İki tane daha aldıydılar zaten. O ikisi kesilip de gitti. Diğer ikisi canlı gitti arkadaşlar. Ona da hayırlı olsun buradan arkadaşımıza. Ondan önce de bir tane vardı. O kurban bayramına kesmek için aldı. Kurban edecekmiş. Onu artık o yapsın. O onun işi. Tek bir tane kaldı. Onu da alacaklar. Onu da kesecekler arkadaşlar. İki tane küçük kaldı şimdi erkek ama onlar daha çok küçük. Onlar satılık değil hala. Onlar büyüyünce 2-3 ay sonra. Onlar daha yeni doğdu. Geçen gördüğünüz gibi biri dişi bir erkekti. Bir erkek de daha içeride var zaten ama o da küçük. O da olmaz. İşte iki erkeğim var yani. Burada sabah İğne vurduk koyunlara. Hava biraz kapalıydı. Sonradan açıldı. Aşılarını yaptık sizin anlayacağınız. Şimdi bir tane de bir aşı daha yapacağız ama 2 hafta geçmesi lazım. 2 hafta sonra bu parazit aşısıydı. Diğeri de enterotoksemi hastalığına karşı aşı. Yani ottan oluşan bir hastalık bu bakteri. Hayvanı rahatsız ediyor ve ölmesine kadar sebep oluyor. Olabiliyor yani. O aşıyı da yaptıktan sonra meraya çıkacağız arkadaşlar akşama. Ama o aşıyı yapmadan çıkmıyoruz. Ve burada değişiklik yaptık. Ne gibi değişiklik yaptık? Burayı ters çevirdik. Kuzularımızı içeriye kapattık. Annelerinden ayırdık. Koyunlarımızı birleştirdik burada. Büyük kuzuların annelerini. Kapıyı da kapayalım şöyle. Anneler şeyler hepsi burada artık koyunlar. Ve diğer kuzular buradan da geçmiş. Bu iyi olmadı.
Neyse. Kapanacağız zaten burayı. Burayı tam kapatmadan olmayacak arkadaşlar. Neyse onlar geçer zaten. Yani. Evet. Adeve iğne olduğu için geçemiyor. Bağırıyor. Adeve bu da bildiğiniz gibi damızlık koçumuz arkadaşlar. Atlamaya çalışıyor. Geçmeye çalışıyor da. Bu biraz zor iş. Bunu zaten geçemiyor büyük oldukları için. Gelin bakalım gelin. Adeve Bey, bakıl durma. Geçin bakalım burayı. Yiyin bakalım. Arkadaşlar artık ne kadar doyduysalar yem bile yemiyorlar. Evet. Ama geçerler şimdi. Geçerler de kapatacağım orayı. Buradan da geçemesinler. O girişi de kapatmak lazım orada tutmak. Hayvanların buraya çıkması da iyi oldu. Hayvanlar şimdi daha rahatladı arkadaşlar. Artık buraya içeri girip su doldurmaya da gerek yok. Orada bidon zaten. Oraya hep taze su dolduracağız. Evet. Artık hepsi oradan içeceğiz arkadaşlar. Geniş bir alanları olmuş oldu. Bunları da sularını buradan dolduracağız artık. Bize de kolaylık oldu bu arada. İşimizde evet. Geçti. Bir tane daha geçti. Evet. Artık şurayı tıkamak lazım. Onları geçirip buraya içeriye. Evet. Şurayı tıkamak lazım da geçemesinler. Annelerini rahat bıraksınlar artık. Aynen. Kocaman oldular. Maşallah. Bunları kapatmıştık. Oradan geçemezler diye düşündük ama bugün geçmişler. Biz gezmeye gittiğimizde bak. Neyse. Orayı ben bir tahta geçiririm oraya. Oradan da geçemezler. Ondan sonra bu iş tamamen biter. Çilli bak şimdi gezir gezir duruyor. Yerinin sesini duydu. Bak şimdi orada geçiyor. Ama geçemiyor işte. Sıktıramıyor. Bir de üstten atlamaya da çalışıyor. Bu buradan alışık. Şimdi. Sen ne yapıyorsun? Yedin mi? Kurban bakalım. Tuz yağlıyor işte. Artık dişiler kaldı. Çoğunlukla. Aynen. Bunlar artık hepsi dişi arkadaşlar. Damızlık olanlar. Tek bir alaca kaldı erkek. Damızlığımız zaten rekabet büyük dedik. Çilli ve baştan beri çilli ve alacanın arasında kalmıştık. Ve hayvanlar büyüyünce tabi alaca kaldı gözümde. Yani benim için damızlık alaca olacak arkadaşlar.
Başka da istemiyorum bu yıl. Tek bir alaca şimdilik yeter. Bir tane çünkü onlar yeter. Zaten 10-12 tane olacak onun yanında. Alaca bir tane koç 30 tane ya da 50 tane koyuna kadar yani şey yapar. 50 koyunla eşleşebilir bir tane koç. O yüzden de biz 12 tane dişi olacağına göre 15 tane dişi olacağına göre affedersiniz. Yani o yüzden de ben de bir tek onu bırakacağım. 15 dişiye hayli hayli o yani idare eder onları. Diyorum ya bir tane koç 50 tane koyuna yeterli. Bir sürü koyuna yetiyor yani. Koçumuz da aynı şekilde koçumuz yeterli. Koçumuz da aynı şekilde. O da zaten bu yine annelere yetiyor 30 tane koyuna. O da zorlanmıyor Alaca Bey. Gece Bey. Yani bu şekilde. Şimdi bunlar yemlerini yesin. Biz aşağıya inelim arkadaşlar. Dediğim gibi burayı açtık. Gördünüz. Değişiklik yaptık. Evet, hayvanlar şimdi iki tarafa da dizilecek. Sadece gecenin ipini uzatmak lazım biraz. Evet. Gece buraya yemek yiyebilmesi için buradan. Yani yonca yiyebilmesi için, yem yiyebilmesi için uzun olması lazım biraz daha ipinin. Birazdan onu da halledeceğim. Bu dışarıda çıkmış olan kuzuları da içeriye atacağım arkadaşlar. Kapatacağım ondan sonra diğer tarafı. Onlar artık anneleriyle hiçbir iletişimi kalmayacak. Böyle daha iyi şimdi. Kuru kuru gelecek hayvanlar burada. Neyse biz aşağıya inelim. Onlar yemlerini yesin. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada hepsi yatıyor. Burada su var. Su varını koyduk. Buraya da doldurdum. Diğerinde zaten var. Buradaki ışığı açalım şimdi. Bunlara sabah yem vermiştik zaten. İğnelerini de vurduk. Hepsini. Halen bitirmemişler. Halen yem var arkadaşlar. Yememişler. Tam bitirememişler. Hadi. Gel bakalım. Gel. Bu erkek kuzumuz geçen gün doğan. Güzel bir erkek. Güzel bir damızlık olabilir bu. Annesi de güzel zaten. Kulakları da çok geniş. Bakalım büyüsün de kısmet diyeceğiz. Burada da yeni dişi. Aynı günde doğdular biliyorsunuz ki. Bu da dişimiz arkadaşlar. Yeni damızlıklardan biri. Manken. Manken yani. Şimdi bunlar maşallah. Allah nazardan korusun. 41 kere maşallah. Süperler. Bunu arkadaşlar bunlar şimdi aradan 2-3 hafta geçince bunlara parazit apı vereceğim kuzulara. Annelerine yine vurdum. Şimdi sütten annelerine anneleri sütten onlara verecek o parazit şeyini geçecek. İlacı ilaç sütten geçecek o vurduğum yine annelerden. Ve 2 hafta sonra direkt kuzulara hap vereceğim arkadaşlar. Ve kuzular da iyice temizlenecek bir şey parazit bir şey varsa. Bileceğim hani tertemiz. Şimdi arkadaşlar burada suları koyduk. Babama vereceğim erkek de çok güzel. Bakın orada. Şuna bir bakın arkadaşlar. Bu var ya bu efsane bir koç olacak. Bu dişi kuzu burada. Bu damızlık bu. Bu dişi kuzu burada da o damızlık. Oradaki dişi kuzu da damızlık. Bunların hepsi kalacak arkadaşlar. Bunların hepsi kalacak. Bu erkek haricinde. Ama bu erkek daha çok küçük. Diyorum ya 3 günlük bir kuzu falan o da. Kısmetse artık büyüyünce bakacağız bakalım ne olacak. Kader kısmet kimin kısmeti ise ona gidecek yani. Öyle diyelim. Ben bildiğiniz gibi Alaca'yı bıraktım zaten. Ama çok da güzel bir koç olacak. İnşallah onu güzel birine bir şey yaparız. Sahiplendiririz diyelim. Kısmetse büyüsün. Bayağı bir yakışıklı olacak. Maşallah. Hayvanların hepsi güzel zaten. Dediğimiz gibi elitleştiriyoruz hep. İşleri hep daha yüksek şeye çıkarıyoruz arkadaşlar. Seviyeye aynen öyle. Şimdi aşağıya ineceğiz. Aşağıdaki suları koyacağız şimdi. Evet arkadaşlar.
Şuraya bir bakalım. Balyalarımız bu şekilde. Yoncalar. Burayı doldurduk arkadaşlar. Bu samanlığı da doldurduk. Burası da dolu. İki tarafı da dolu. Artık balya sıkıntımız yok. İkinci biçimi yoncayı bekleyeceğiz. Onu da biçip diğer kuruluklara çıkaracağız yukarıya. Oralarda boş. Çok şükür. Evet. Çok şükür güzel verim aldık. Artık kısmetse diğer biçtiğimizde yine toplayacağız. Evet. Ve gelelim bakalım şimdi kuzulara. Evet arkadaşlar. Prensesler diğer burada. Diğer prensesler burada, dişiler. Anneleriyle beraber. Şimdi buraya dolduralım. Kuzuları boşaltmıştım. Kuzuları boşaltmış hayvanlar. Evet. Yiyorlar tabi. Bunlara sabah yem verdim. Bir öğün yem veriyorum. Akşamdan akşama veriyorum normalde ama evde de olunca duramıyorum arkadaşlar. Sabahları veriyorum bazen. Koyunların besi gayet güzel. Kuzularımız çok güzel oldu. Gelin bakalım. Burada tek erkek bu arkadaşlar. İkiz eşit. Boynuzlu. Boynuzları var hafif. Bunu kısmetse büyüyünce onu da satacağız arkadaşlar. Erkek kuzudan ihtiyacım yok. Diğerleri de annelerinin yanına toparlanıyor. Şu sırta bakın kuzuda arkadaşlar. Bes. Bes yani kuzular besli. Bakılmış. Öyle pislik içinde şey içinde değiller. Kuyrukları tertemiz. Hepsinin böyle olması lazım. Aşağıda yerdeki dışkı mışkı yok arkadaşlar. Bu hep yonca saman altları. O yüzden tertemiz. Bu hayvan işeyip şey yapınca affedersiniz yine. Yani toprak bunu emiyor. O yüzden de çimento olmaması lazım koyunun altı. Koyunun altı çimento olursa altı hep pislik olur. Yani hayvan temiz olmaz. Toprak olunca altı beton olmayınca bir de altından soğuk çeker arkadaşlar. Beton yapmak koyun için iyi değil yani hastalanır. Yarın öbür gün kırkınca bile şey yapar hayvanı rahatsız eder. Kuzulama döneminde riskli yani riskli kuzuyu yani. Atma ihtimali yüksek. Aynen. Abort yapma şeyi var işte. Riski var. O yüzden de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bir kova su daha getireceğim. Bu diğer kovaya da dolduralım. Hayvanlarımız sularını içmiş. Hava da sıcakmış. Bugün sıcak. Diğer kovayı. Onu da dolduralım. Tamam. Suları da hep temiz olmasına bakın arkadaşlar. Her gün değiştirin. Kovanın içinde böyle birikmesin. Çünkü içmiyorlar ondan sonra. Pisletiyorlar. Koku mu geliyor? Ne oluyor hayvanlara? Oradan su içmez hayvan. Bu hayvanlar sadece temiz şey sever yani koyunlar. Keçi olsun koyun olsun biraz suya karşı böyle bir şeyleri var. Temiz yerden olması lazım. At ele. Onu diyorlar ya suyu atın içtiği yerden iç. At en temizi. Ama koyunlarda da zaten onlar da pis yerden içmez. Yani benim denediğim de var. Mesela şimdi bugün bu suyu değiştirmezsem yarına kalırsa pislenirse bu su kuzular muzular oraya işte dışkı mışkı ederse içine koku kalıyor arkadaşlar. Ondan sonra da içmiyorlar. Şimdi burada artık balya kısmına geldik. Balya açıp da vereceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi tertemiz. Yemyeşil. Yaprağınla neyinle bakın yemyeşil. Kuzu alafı. Evet. Resmen. Ve açıp da vereceğiz arkadaşlar şimdi. O zaten kesilmiş. Şuna bakın. Şuna bakın. Bunu ben bile yerim. Salata yapıp meze yaparım ondan. Yemyeşil. Yemyeşil. Yesinler. Afiyet olsun kızlar. Gelin bakalım şimdi. Hadi bakalım. Tertemiz doldurduk. Onlar şimdi dizilecek arkadaşlar. Çekilelim biraz kenara sadece. Koyunlarımız gelsin. Koyunlarımızı dimdik ayakta tutmaya çalıştık hep. Hep de öyle oldu. Koyunlarımız sağlam kuzuladılar. Çok şükür zayıflatmadık. Güzel. Besleri iyi. Sanki kısırmış gibi besleri var hayvanların maşallah. Maşallah. Hiç kuzulamış bir halleri yok. Ama güzel baktık. Yemi kesmedik. Acık acık da olsa yem verdik elimizden geldiği sürece.
Ondan sonra saman verdik işte, yonca verdik. Elimizde ne varsa verdik hayvanlara. Bugüne getirdik onları. Yaza çıktık. Çok şükür. Yemimiz bitmek üzere ama o artık sıkıntı değil. Çünkü yonca biçildi. Artık problem olmaz. Balyalarımızı da yaptık. Ve ileri arkadaşlar. Sadece ileri. Geri vites yok. Sadece ileri. Sadece ileri. Bakın şuna. Şuna bir bakın. Güzel. Tam zamanında toparladım. Kimse yomcalarını toplayamadı arkadaşlar bu bizim köylerde. Çünkü ıslattık hep. Benim işte şansıma öyle bir zamanda biçmişim ki 3 gün ardı ardına bir sıcak oldu. Biçtikten 3-4 gün sonra. Ama biçtiğim günde yağmur yağdı akşamı. Isladı. Ertesi gün gene yağdı. Daha ertesi gün yağdı ama yeşilke sıkıntı olmadı. Çünkü kuruyamadı. Ondan sonra bir 3 gün bir sıcak oldu böyle 23-24 derece. Yonca süper kurudu. Bir gün tuttum onu kurudu bir tarafı. Diğer tarafını aktardım. 2 günde öyle kurudu arkadaşlar. Bir direkt balya yaptım. Hayvanlar da şimdi sefasını sürüyor. Evet. Çok şükür toplayabildik. Aynen. Gelin bakalım kızlar. Hadi bakalım. Şimdi sıra sizde. Şimdi buraya biraz buraya atalım. O koyunumuz yiyebilsin oradan. Kalanını da buraya yayacağız. Bu şekilde. Ve onlar da dizecek. Kuzuya bakın arkadaşlar. Dişiye bakın damızlığa. Şu dişiye bakın. Sırta bakın kuzularda sırtlara. Hayvanlar maşallahı var. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi merak, heves. Biraz içten gelmesi lazım bu işin. Ve her hayvanlara şey yaptığımda hiçbir kez böyle canım istemiyor. Böyle yorgunum. Bilmem ney. Bu şekilde çıkmıyorum. Ne kadar yorgun olursam olayım hayvanların yanına gelince dinleniyorum arkadaşlar. Kafam dinleniyor. İşten geliyorum hayvanların yanına. Bu bana çok zevk veriyor. Bütün o gündüz çalıştığım işin bütün şeyi gidiyor yani üzerimden. Stresi. Ağırlığı, stresi geçiyor yani. Burada rahatlıyorum onlarla. Hayvanlar başka benim için. Onların yeri çok ayrı beğende. Ben severek bakıyorum zaten hayvanlarıma. Hayvanlarım zaten aç kalsa bu yani uyuyamam desem yeri. Ben aç kalmış gibi olurum. O kadara kadar seviyorum onları. Alışkınım yani. Duramam onlarsız. Olması lazım evde. Koyun moyun bakmam lazım. Danadır, şeydir. Heves işte. Herkesin bir hevesi vardı. Bizimki de bu arkadaşlar. Koyunculuk. Ama içten yapıyoruz. Çok şükür ki Allah da yardım ediyor. Yani dediğim gibi balyalarımı çok şükür yani toplayabildim. Kimse toplayamadı arkadaşlar. Aa bakın komşum bugün biçti yukarıda. Tarlaya gitti. Gene yağmur veriyorlarmış. İnşallah onlar da toplar. Yani onlar bekledi. Bekledi ama yoncalar çok büyüdü. Kimileri yattı ya, yani boyları fazla büyüyünce yatıyor. O zaman biçmesi de sıkıntı. Yarısı da tarlada kalıyor. Biçemiyor tam makine. Evet. Yonca işi biraz riskli. Birinci biçim en tehlikeli zaten. Yağmurlar geliyor ve yatıyor arkadaşlar. O yüzden bu sene ben de her sene böyle biraz yağmur tutar şey olur ama bu sene direkten döndük yani. Süper oldu. Ne bileyim. Allah'ımız yardım etti çok şükür. Böyle. Eleman buldum. Çalışmak için o akşamı. Arkadaşlarımız var zaten elemanlar burada. Sağ olsun onlar da. Eline koluna sağlık. Diyetlerini de ödüyoruz zaten. Yani beleşe istemiyoruz bir şey arkadaşlar. Geldiler, çalıştı çocuklar. Eline koluna sağlık hepsinin. Yardımcı oldular. Hallettik işi. Safa sağlam getirdik hepsini. Tarladan. Ve ben de böyle rahatım şimdi.
Gidelim şimdi alaf vermeye. Gelin bakalım kızlar. Hadi bakalım. Gelin bakalım, dizilin bakalım şimdi sıraya. Güzelce dizilin bakalım. Karnınızı doyurun rahatla. Temiz iş budur arkadaşlar. Doldurduk önlerini. Gidesinler rahat rahat yesin hayvanlarımız. Gece de üzgün be ya biraz. İpi kısa. Şimdi ipini halledeceğiz onu. Birazdan o da gelecek yiyecek. Ama kızlara yanaşamıyor. O yüzden de bağlı olduğu için gönlü kırık. Neyse barışacağız. Az kaldı. Sezonu bakın, açacağız. Sezonu açacağız. Geceyi arkadaşlar kısmetse bu ay bu yıl daha ileri eşleşmek için onu daha ileri salacağım. Hayvanlarla eşleşmesi için. Niye derseniz daha erken kuzular olsun diye. Şimdi artık büyüdüler. Büyük koyun oldular. Artık seneye ikinciye zaten. Kurban bayramına daha, yetişebilsinler. Aynen. Kurbana kuzularımız olması lazım. Bizim için de daha iyi. Daha büyük kuzular zaten dişler. Gene damızlık kalacak. Satacağım da ama damızlıkları bakacağım. Bırakacağım kısmetse. Üretmeye devam. Üretmeye devam arkadaşlar. Alaca Bey, Alaca Bey. Hiç bağırma boşuna. Geçmeye çalışıyor. Çalışsa da geçemez oradan. Onlara da buraya yonca getireceğim. O annesine gitmek istiyor yani. Kocaman oldu. Hala annesinin peşinde. El alemin kuzuları 2 aylık yan ayırıyor. Biz 3-3,5 ayı geçtin artık. Annen de süt almalı. Sen hala me diye bağırıyorsun burada. Bağırıyorsun. İşin şakası arkadaşlar. Gördüğün var. 7-8 aylık kuzu bile mi olmuş olsa annesinin yanında hep durursa böyle hep annesinin altına gidiyor arkadaşlar emmek için. 7-8. ayda kocaman koç oluyor böyle 60-70 kilolarda 80 kilolarda hep annesinin altına emmeye gidiyor. Yani anneden ayırmak da biraz önemli yani bu işte. Evet, kırı saldığın zaman da yine aynı şekilde annelerini buluyorlar yani. Evet. Sen iste isteme. Şimdi bakın bu kuzu, bu koyunlar arkadaşlar normal. Bu koyun mesela bak kuzu yaptı. Şu hayvana bir bakın. Fazla incelme yok. Saman yemelerine rağmen baktık yani. Yem, mem verdik. Hayvan kuzu büyüttü. Bu hayvanlar kuzu büyüttü. Besleri gayet güzel. Bunlar şimdi daha da şey yapacak yani. Kuzularını ayırdıktan sonra tam buraya kapattıktan sonra onlar daha da iyi beslenecek arkadaşlar. Tabii. Demek istediğim bu. Hayvanlar artık eziyet görmeyecekler. Onlar eziyet görmüyor da kuzu emince altında o zaman biraz daha başka oluyor. İster istemez. Hayvan ister istemez hafif incelmeye gidiyor zaten. Çünkü hem sütü yapıyor işte hem karnına mı yoksa kuzuya mı yani. O yüzden de biraz hafif incelme oluyor. Ama olsa da sıkıntı yok. Hayvanlar hepsi güzel. Besleri güzel. Kısmetse
Şimdi ekinler, arpalar biçilince bir ön yemi döşemeye başladık mı ondan sonra top atsalar düşmezler. O derece besli oluyorlar yani. Güzel oluyor hayvanlar. Şimdilik yumcuya idare edecek hayvanlarımız. Şimdi biraz getireyim. Alaca beylere de biraz yonca koyayım. Biraz götürüp verelim bakalım şimdi onlara da. Yemeni bitirmedi. Tok var. Gelin bakalım. Gelin yiyin bakalım. Alaca Bey. Hadi oğlum gözüm sende. Aslanım benim. Seni bir numara yapacağım ben. İnşallah. Seni buranın kısmetse bir numarası yapacağım. Sen var ya, sen öyle güzel bir koç olacaksın. Şimdi bir yakından da alalım. Yani. Seni manken maşallah. İşte Allah yarattı ha. Güzel yaratıyor işte. Çok şükür. Sen niye var yemiyorsun ya? Sen? Bak ne kadar şey yemiyor. Halafı bile yemiyor. Toklar yani. O koyun da yemiyor. Hayvanlarımız tok. Çok şükür. Hayvanlarımız tok. Bağırış çağırış yok. Evet. O zaman iyi oluyor işte. Şimdi koca koyun doymuş. Onu diyorum ben. Diğer ikizlerin annesi. Evet. İki dişi yapan ilk kuzulayan. Koyunumuz. Aynen öyle. Şimdi bunlar da buraya dizilecek ama biz burada olduğumuz evet. için hayvanlar biz buraya çıkalım. Geçmiyor. Biz rahatça çıkalım. Yesinler. Şimdi danayı gidip sulayalım. Sarıbaşı. Ondan sonra bu hayvanlar da buraya geçsin. Sarıbaş evet. bile soğuk su içmiyor. Ilık olması lazım suyun sarıbaşı. Sarıbaşa özel su yapıyoruz arkadaşlar. Ilık su yapıyoruz. Sabahları boğaz. Sabahları soğuk su içmiyor. Kafayla vuruyor kovaya. Evet. Kovayı deviriyor arkadaşlar. Hayvanı alıştırdık. Babamız alıştırdı. Artık öyle. Aynen. Biraz ılınmış olması lazım aynen. suyun. Bunlar bugün sular burada durdu. Bakalım evet. içecek mi şimdi? Hava da güzeldi. Akşam üzeri günü bütün burada durunca içiyor. Ilık su içiyor evet. Hayvan deyip de geçmeyin. Öyle yani. O da kendine kadar biliyor yani her şeyi. Hepsinin ayrı bir özelliği var işte. Biz öyle alıştırdık onu. Sarıbaş oldu tam sarıbaş. Hadi bakalım. Kocaman oldu. Hadi. Sarıbaş gene devirmişim bunu. Bak şimdi bak. Hadi iç bakalım çekil, suyunu. Çekil şimdi rahatça içsin. İçmeyeyim. İçmesi soğuk lazım. Mı? İçer ya öyle yapıyor zaten acık acık. İyi hadi iç bakalım. Hı-hı. Susasın da bak içmiyor. Yudum. Buraya da balya koyduk. Yonca balyası. Bunlar sarıbaşın payı şimdilik. Evet. Gidip gelmeyelim sağa sola diye direkt buradan vereceğiz. Onları da buraya dizdik. Evet onları. Sarıbaş bayağı bir sağlam. O et için zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi et danası bu. Biraz saman yayacağım altına. Pisletmiş altını. Hadi iç bakalım. İç nazlanma. İç yoksa susuz kalırsın bu akşam ha. Susamış ama nazlanıyor bir de. Hmm. İşte şimdi. İki kova su içiyor. İki kova su içti ha birini içti diğerini evet. bitirdi. İçiyor rahatlıkla. Sıcak havalarda. Şimdi. Tamamdır. Bu işi yaptı.
Ak koyunlar gelmiş diğer tarafa. Ya. Biz oradan diğer kovayı da aldım oradan. Tamam. Koçu da hallettik. Gel gece gel bakalım. Gel bir geçelim biz de. Geç bakalım siz sen de git ya. Tamam. Gece de serbest yiyecek artık. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Serceysin. Karnını doyursun abi. Geceyi de hallettik. Evet arkadaşlar. Alafı da koyalım önüne. Yesin. Otur. Karnını doyursun sarbaş. O da bu şekilde artık yer. Kısmetse kışa sucuk bastırma için kendimize bakıyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden. Mecburuz. Aynen. Arkadaşlar şimdi geçen bir abimiz yazmış. Ona da bir yanıt vereyim. Kaç tane hayvan öldü? Kuzu mesela şey yani doğumlarda hiç ölüm oldu mu şey diye sormuş. Şimdi ilk önce onu söyleyeyim. Şimdiye kadar arkadaşlar bunlar kuzuydu zaten. Çok şükür bir tane kuzumuz ölmedi bu yıl. Hepsi genç hayvanların. Hepsi ilk defa kuzladı. Sadece bir tane koyunu var. Eski koyunlardan bıraktım onu. O zaten ikinciye kuzladı. Yani tek bir o aralarında ikinci kuzuda koyun yani. Bunlar hepsi toklu artık diyelim. Hepsi birer kuzu yaptı. Burada arkadaşlar şimdi bunların birer kuzu yapmasının sebebi bunların bu Vakla Marişka'nın cinsinin ikilik oranı, ikiz oranı yani bir de üçüz oranı da büyük. Ama ikiz oranı daha büyük yani ikiz oranı. Üçüz zaten bildiğiniz gibi her hayvandaki gibi biraz daha nadir oluyor ama bunlarda ben kırma koyunlarda denemiştim geceyi. Önceki koyunlarda gece zaten vardı. Onlarda yani 60-70 koyunun arasında 8-9 tane koyun 300 kuzu yaptı arkadaşlar. Ama o zaman videolarımız böyle YouTube'da yayınlarımız yoktu. Tabi onlar büyük koyundu. 4. 5. kuzuda artık yani değişecek koyunlarda artık neredeyse. O yüzden de onları elden çıkarmıştık. Yeniledik. Yeni cins aldık ve bu şeye geçtik. Şimdi bunlarda arkadaşlar bunlarda da ikizlik oranı dediğim gibi %70'lerde 80'lerde. Yani bunu buranın üreticisi profesörü söylüyor bunu. Ve gözle görünen de bir şey. Ben gittiğimde yani benim gibi bakanlar bu ırktan bakanlar böyle arkadaşlar bakıyor yani. Ve diyor ki ikizlik oranı %70'lerde 80'lerde. Kısmetse biz bunu bu sene kışa göreceğiz ne olduğunu. Şimdi ilk defa koça gelenler zaten benim kuzularım bunlar şimdi toklu oldu. Şimdi bir yaşında 4-5 aylık oldular artık. 1,5 yaşında ama kuzuları artık 3 aylık. Bunlar yaşında kuzulamış oldular. 10 aylık 11 aylık kuzuladı bunlar. Yani bunların gelen seneye kuzulaması lazımdı. Asıl toklu o zaman onlar işte. Asıl koyun olacaklardı. Ama ben deneme amaçlı baktım da hayvanlara güzel de baktım. Gayet güzel büyüdüler, şey yaptılar ve kuzularına baktılar. Bazıları dedi ki bakmaz, büyütemezler işte. Süt verimi tam yapamazlar. Daha küçük oldukları için olgunlaşmamış olabilirler falan. Bunlar hikaye arkadaşlar. Ben bunu kendi gözümle, kendi deneyimle gördüm bu yıl. Bir yıl hep atlatıyorduk. Ama artık atlatmayacağım. Çünkü hayvana ne kadar güzel bakarsan, yemini bol verirsen, hayvan sağlamsa, büyüdüyse, yapıyı yaptıysa hiçbir şey olmuyor. Yani ben de bu sene hepsi kuzulamadı tabii. Çünkü kimisi gelişmemiş oldu. Bakın şimdi onu da söyleyeyim. Kimisi koça gelmedi. Kısır kaldı. Yani bir 4-5 tane koyunum kısır kaldı. Kalan hepsi kuzuladı. Bir tane kuzum ölmedi. Gösterdim size. Tüm kuzular büyüdü. Ve satışları yaptım. Erkeklerin satışlarını dediğim gibi. Yani ben bir sakatlık görmedim. Çünkü koçumla bir kan bağı yok yani koyunlarımın.
bir sakatlık olmadı. Kuzu bakmayan bir tane koyunumuz oldu. Onu da bizi izleyenler gördü zaten. Çilli'nin annesi. Çünkü ilk defa olduğu için bir de hayvan biraz her koyunda mükemmel olamaz. İri yapılı güzel koyun ama gıdıklanıyor Çilli altına emmeye girince. O yüzden de alaca Çilli'yi geçti. Çünkü Çilli tam süt alamadı arkadaşlar annesinden. Ama yine de büyüktü. Yine de benim tutmamla şeyle hayvana yardım ede telef etmeyelim kuzuyu diye Çilli'yi büyüttüm. Çilli yoksa çok güzel bir kuzu. Büyüyecek. Yem yedikçe şey yaptıkça büyüyecek ama işte alaca ile bir günde oldular ama alaca şimdi mesela alaca 40 kilolardaysa Çilli 35'lerde 5 kilo geri geliyor yani. Yetişir mi derseniz yetişir ama alacadaki şeyi yapamayacak yani. O alacanın alacayı kaçırdı yani. Mesafe açtı alaca. Bir de alacanın annesi daha iri Çilli'nin annesinden. O da var biraz göz önünde. Ama işte Çilli'yi hep ben annesini tuta tuta hayvanı o şekilde büyüttük. Zor zoruna yani. Bir tek o öyle oldu. Kalan hepsi öyle. Ama yine de öldürmedik, yine de büyüttük. Çok şükür. Hiç bir tanesinin burnu kanamadı. Buradan da abimize selam olsun. Yani ben de bu sene 24 kuzu çıktı arkadaşlar toplamda. 24 kuzu çıktı. Onlar 5-6 tanesi de kısır kaldı zaten. 30 taneydiler, 6'sı kısır yani. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim yonca işine. Yonca işi bildiğiniz gibi bizde yonca işi arkadaşlar. Biz burada 3, bazı seneler yağışlı giderse 4 biçim yonca alıyoruz burada. Bulgaristan'da, bizim bu topraklarda, bizim yaşadığımız bu köylerde. Yani daha zayıf yerler de var. 2 defa biçen de var. 3 defa biçen de var. Ama normal 3 defa biçiyoruz zaten. Ve nasıl diyeyim size? Birinci biçimde çiçek açmadan biçiyoruz arkadaşlar. Çünkü çiçek açmasını beklerseniz böcekler, tırtıllar geliyor. Ondan sonra yoncanın delikli yapıyorlar yapraklarını. Ve o yoncanın çubukları kalıyor sadece. O yüzden de erken biçiliyor. Çiçek açması beklenmiyor. İkinci biçimde tam çiçek açıyor artık. Böcek möcek olmuyor zaten. Yonca tertemiz oluyor. Bir de birinci biçim hafif otlu olabilir. Ama ikinci biçim daha güzel oluyor. Daha ince çubuklu. Daha da süper oluyor bundan. Üçüncü biçim ise tam kuzu alafı diyoruz. O tertemiz. Dördüncü biçimde tutarsanız o da aynı şekilde süper oluyor. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi yoncayı biçtik. Mesela ki görüyorum. İkinci biçimi biçiyorum. İkinci biçimi biçtikten sonra geçen yıl biraz gübre attım. Gübre attım ki yonca üçüncü senesinde şimdi bu yıl. Geçen sene ikinci senesinde. Gübre attım ki dört biçim alabileyim diye yoncayı daha çok kuvvetlendiriyorum ve yağmuru bekliyorum. Yağmur verirse sabah ya da ertesi gün önden önce biraz yonca 10 kilogram kadar dekara dönüme yani atıyoruz gübre. Ve attığımızda arkadaşlar yağmur da yağınca o gübreyi emince bu yonca toprak yani o yani ona protein gibi bir şey oluyor işte. Doğal tor. Doğal tor veriyoruz ve artık tutamazsınız. Ve dördüncü biçimi de alıyoruz o şekilde. Yağmurlar da yardım ederse süper oluyor. Bir de yonca kuvvet kaybetmiyor. Daha çok verim veriyor arkadaşlar. Kısmetse şimdi ikinci biçim bekleyeceğim. İkinci biçim yaptıktan sonra biraz torlayacağım onu. Üçüncü biçimde yine güzel bir randıman almak için arkadaşlar. Güzel bir şey çıkarabilmek için yani ortaya. Mesela 200 balle çıkacağına 300 balle alacaksın. 100 balle, 100 balle bizim için önemli. Biraz da saman balyası yaptıracağız bu kış gene. 200 balya saman yapacağım kısmetse. Biçilsin ekinler, arpalar. Ama arpa ile ekin karışık yaptım bu sene biraz. Ekimde. Orası artık hem arpa vereceğiz hem ekin vereceğiz karıştırıp da. Bakın ondan sonra ne oluyor. Ne olduğunu göreceğiz. Arpa çok güzel bir yem arkadaşlar. Arpadan şaşmayın. Mısır da güzel. Mısır yağ bağlattırıyor hayvana. Besi yaptırıyor ama arpa kadar güzel yem yok. Tabii ekin de öyle
Ama ekim biraz tehlikeli. Her zaman dediğim gibi kuzuların yemleme şansı var. Koyunların da yemleme şansı var. Ekin hayvanı öldürebiliyor yani. O şekilde. Ben o yüzden de biraz arpaya kaçıyorum. Bir de arpa gibi yem de yok yani. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Diğer sefere kadar. Gene görüşürüz. Kısmetse. Kendinize iyi bakın. Artur'u çıkaracağım. Av sezonu geliyor bildiğiniz gibi. Av sezonu için kuş köpeğimiz var Artur. Kopoylar da büyüyor. Onları da çekeceğiz arkadaşlar. Bayağı büyüdüler hayvanlar. Çok güzel oldular. Onların da isimleri Çiko ile Çubra bildiğiniz gibi. Güzel bir dişi erkek. Artık kısmetse avda belli olacak ne olacak. Bakalım avı onlar mı kovacak? Onlar av mı onları kovacak? Belli olur kısmetse. Yani bizden bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı hep takip ediyorum. Çevirebildiğim kadar da çeviriyorum. Yani çeviriyorum zaten. Çoğunu çeviriyorum. Yani bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi beğenmeyi unutmayın. Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız bizi destekleyin.